Zavallı bebek. O eski halinden eser yok şimdi. Ama korkma, onu yeniden inşa edebiliriz. Yani bir kedi yapabiliriz demek istiyordum. Ama maalesef annesi kedi seven biri değilmiş. Zavallı kedicik. Üstelik yalnız da değil. Endişelenme, sen de bizimle geliyorsun. Annenin yanından sessizce geçelim ve tamamdır. Şimdi senin için biraz yer açalım. Dolabı tamamen sana ayırdık. Ama biraz daha güzelleştirebiliriz. Sana kendi kedi kabını yapmak için bir delik açarak başlayabiliriz. Ve birkaç diş fırçası başıyla hızlıca bir temizlik de yapabilirsin. Şimdi halıları serelim. Ve bu uzaktan kumandalı arabada 5 yıldızlı bir teslimat hizmeti olabilir. Ve plastik şişelerde kuru gıda saklamak için harikadır. Kedinizin ulaşabileceği bir yere koyun. Sonuçta gece yarısı bir atıştırmalık isteyebilir. Şimdi ihtiyacımız olan şey biraz saç. Bunun dışında ip ya da sicim de olur. Her halükarda onu plastik bir boru etrafına sarın. Peki nereye koysak? Oh, bir delik açalım. Bunu geçirelim ve daha fazla boru ekleyelim. Yakında dev bir tırmalama direğin olacak. Ve sevdiğimiz peluş oyuncaklarla süsleyebiliriz. Biraz renk katmak hiç kötü bir fikir olmadı. Kediler için tuvalet adeta birer çeşmedir. Öyleyse suyunun temiz olduğundan emin olalım. Şimdi bir pop tüpü al ve üzerine kağıt sar. Sonuçta her tuvaletin tuvalet kağıdına ihtiyacı vardır. Bu pamuklar da nereden çıktı? Endişelenme, onu düzeltebiliriz. Hatta daha da iyi yapabiliriz. İçini ödüllerle doldurarak. Ne kadar kolay kullanıldığına bak. Birkaç ayarlamayla aynı zamanda bir oturak oluyor. Oh, şeker. Oh, slime. İkisi de ayrı ayrı harika şeyler, bir arada değil. Hani bunun yerine kedi otu ekleyelim. Kediniz güzelce yalarken küçük arkadaşımız onu yerinde tutacak. Vay, ne muhteşem bir oyuncak. İçine küçük bir top koyup onu yeni şekillere dönüştürebilirsiniz. Üstelik top da içinden çıkmaz. Oh, bir ampul bozuluyor. Boş ampulü hala kullanabiliriz. Kabloyu çıkarın ve içini suyla doldurun. Biraz karton ve bir telefon ekleyin. Ve yeni video projektörünüz hazır. Hop.
Sanırım bu peluş oyuncaktan vazgeçebiliriz. Sonuçta artık gerçeğine sahibiz. Bir delik açalım. Kedi dostu tohumlar ekleyin. Ve su verin. Oyuncağın yepyeni bir tarz oldu. Ve kedinize hızlı bir atıştırmalık oldu. Önce büyük bir plastik şişeyi kesin. Kenarlarına biraz sicim ekleyip kolçak yapın. Ve yumuşak bir şeyler ekleyin. Sonra da içindeki özel sürprizle küçük kedi hamağınızı asın. Oh, bu kırmızı nokta da nereden çıktı? Sanırım bize bir şey göstermek istiyor. Vay canına, bir kedi maması aleti. Hadi bir deneme yapalım. Bak, etrafa kedi maması saçıyor. Kediniz için hem yemek hem de gösteri oluyor. Nasıl yani? Ay, bu böcek buraya nasıl girdi? Sorun yok. Biraz karton alalım. Ve güzel bir kedi dolabı yapabiliriz. Kedinizin en sevdiği şeyleri güvende tutacaktır. Tabii bunlar genellikle sadece yiyecek olur. Sonra kapatmayı unutmayın. Ayrıca kediler iplik yumaklarına da düşkündür. O yüzden biraz yün serin. Çubuklara sıcak silikon yapıştırın. Ve onları bir köprü gibi dizin. Takalım. Hadi test edelim. İşte sağlam diye ben buna derim. Sushi. Hadi kendi suşinizi yapalım. Yosun için siyah, pirinç için beyaz. Ve yumurta için sarı. Sonra da favori malzemelerinizi ekleyin. Şimdi rulo yapın ve kesmeye başlayın. Ama bunu yemeyeceğiz. Asacağız. Hey, bu oraya nasıl girdi? Peki bu boruları birleştirmek için kullanabiliriz. Güvenli hale geldiğinde onu da bağlayabiliriz. Oo, şu saçlara bak. İlham geldi. Hadi renk katalım. Ve bir sürü yapalım. Lambaya ihtiyacı olan güzel kılıfı verebiliriz. Sadece son rotuşları ekleyin. Ve kedi dolabınız neredeyse hazır. Yeni kedi dostumuzun yuvasını keşfetme zamanı geldi. Burayı kullanabilmek için bu kadar sevimli olmalısınız. Dikkatli ol, bir sapak var. Oynayacak çok şey var. Ve hatta keyifli yemekler de var. Hey, sevimli olmak susatır. Bu sushi gerçekten eğlenceli görünüyor. Hadi yukarıya bir bakalım. Oo, bir top. Yakalamaya çalış. Bak, dolu dolu bitkiler. Ve kıtlayabileceğin bol miktarda bitki.
Eğlencenin ardından şimdi bir şekerleme zamanı. Ama bu dolabın en güzel yanı... Bir şeyler saklamak için harika olması. Tabii kedinizin bir sihirbaz olması da işe yarayabilirdi. Ah, kediler. Burası onların dünyası. Biz sadece içinde yaşıyoruz. İnsanlar bebeklerinin ayak izlerini saklıyor. Aynı şeyi neden tüylü bebekler için de yapmıyoruz? İşte eğlenceli kısmı. Onu paramparça ediyorsun. Bu kedi birine aitmiş gibi görünmüyor. O zaman hadi bu işi çözelim. Tişörtünü bir torbaya dönüştür. Onu içine koyup evine götür. Orası bundan böyle kediciğin de evi olacak. Kediler genellikle kendisini temizler ama bu zor bir işe benziyor. En azından insan derisi kürkten daha kolay temizleniyor. Bu tam da gereçlerimizden birinin yapabileceği bir iş. Kedi fırçası. İşin bitince tüyleri temizlemenin ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Ki bu da o tüyleri el işlerinde kullanmayı kolaylaştırıyor. Ne de olsa kedi tüyünün koltuğu kaplamasındansa kulaklık olması daha iyi. Hazır yeri gelmişken şu tırnaklara da bir şey yapalım. Tırnakları temizlemekle neden yetinelim? Bu tırnaklar patilerine tam oturuyor. Ojeye harcadığın paradan nasıl tasarruf edeceğini düşün. Vay canına, patiler için ruj. Pati ruju, pati ruj. İşte iyi bir fikir. Bir masaj aleti. Kedi olmak zor zanaat. Evet, güzelce gevşemesi lazım. Peki bu yemek masasını nasıl daha kedi dostu yapabiliriz? Belki bu karton işimize yarar. Sonuçta kediler kutuları içindekilere tercih eder. Renkli koli bandı da her zaman iyi bir fikirdir. Şu renklerin güzelliğine bak. Bantlardan bir gökkuşağı gibi. Bu plastik kaseyle bir pencere yapabiliriz. Keşke bir kaseye pencere açmak da bu kadar kolay olsaydı. Başka neler koyabiliriz? Açıkçası çimlerin bedava olmasına şaşırmadım. Biçilmesi şusu busu derken insanlar çimleri alıp götürmeniz için üstüne para bile verebilir. Aa, etrafta duran ücretsiz giysiler de var. İşe yarayabilir. Aa, evet, kot pantolon. Eteğine benziyor ama onun bacakları var. Bu giysilerin bazılarıyla onu dolduralım. Bacakları da simit gibi bağlayalım. Projemiz bitmek üzere. Sadece çatıyı ekliyoruz. Bu yapışkan not kağıtları gibi birkaç son dokunuş yapıyoruz. Onları kiremit gibi yerleştir. Böyle yapışkan olan başka ne var? Harika bir fikir. Çıkartma. Tüylü dostumuzun bu yeni evini tam da ona özel yapabiliriz. Bir kedinin sevebileceği başka bir şey var mı? Bu fırçalarla tüylerini kendi kendine tarayabilir. Kediler başka neleri sever? Mandal mı? Kediler mandalları sever mi? Tamam, bununla nereye varmaya çalıştığını anladım. Balıktan bir dönence. Bir evi dekore etmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Aa, ne kadar güzel bir resim. Çerçevesi.
Affedersiniz, bunu da ödünç almamız gerekiyor. Vay canına, bu paspas çerçeveye tam oldu. Ne büyük tesadüf. Şimdi yepyeni bir tırmalama tahtamız oldu. Bu saksı bayağı geniş. Böyle kesince kediye özel mükemmel bir eğreti kum kabımız oldu. Aa, su. Kedilerin suya da ihtiyacı var değil mi? Hadi bir kedi çeşmesi koyalım. Su doldurman yeter. Görünüşe göre balık dönencemizin kokusu iyice keskinleşti. Ekleyebileceğimiz başka bir şeyin var mı? Bu boncuklarla doğru bir dokunuş yapabilirsin. Hadi onları ipe dizelim. Bundan harika bir dostluk bilekliği olur. Ama sen şimdi ipin fazlasını sarıp kes. Böylece ucunda küçük bir pompon olacak. Boncuk perden için farklı boylarda diz. Şimdi bu tabureye bir delik açalım. Üstüne bir tabak yerleştir. Bu silikon kalıpların yardımıyla... onu en iyi özel yapım atıştırmalıklarla doldurabiliriz. Şu tat çeşitliliğine bir bak. Gözlerinde yine o bakış var. Aklına trafik konisiyle ilgili bir fikir geldi. Bu plastik şişeyi kesip sıcak silikon sürmeliyiz. Böylece kenarını yumuşatmış oluyoruz. Onu koniye tuttur. İçini de başka kedi atıştırmalıklarıyla doldur. Peki yün yumağı olmayan bir kedi evi düşünebiliyor musun? Yalnız biz o yumağı bir sonraki el işimizde kullanacağız. Acaba bu kız hiç kedi beşiği oynadı mı? Bence tam ona göre bir oyun. Aa, bu peluş oyuncaklar az önce yaptığımız fileye çok yakışacak. Tabii ki bir kedi olmadan kedi evinden bahsedemeyiz. Bakalım beğenecek mi? Yani onu sevdi mi yoksa ona bayıldı mı? Hediye bir şapka mı? Bu harika şeylerin sonu gelecek mi? Eşyalarını incelerken bayağı eğleniyor. Şuna bakar mısın? Kumu kullanmayı da öğrendi. Hem de bir saksıyla. Şimdi güzel bir atıştırmalıkla keyif çatacak. Biraz daha atıştırmalık yiyor. Bir kediye sahip olmaktan daha iyi olan tek şey bir kedi olmaktır. Miyavlatan müthiş eşyalar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İşte anında kediler. Sadece su ekliyorsun. Bir de kedilerin sudan hoşlanmadığını söylerler. Hadi şöyle çaktırmadan geçelim. Görecek bir şey yok zaten. O tatlı şey. Bugün harika bir gün olacak. Tüh, uğursuz geldim. Bu yatağın elden geçmesi lazım ama zaten. Bu tahtaları alıyoruz. Yanlara panel ekliyoruz. Oo, başı dönem var mı? Taze bir kat boya her şeyi düzeltir. Üç kenarı da boyandı. Dışı için ne yapabiliriz acaba? Bu delikli şablon nasıl olur? Şimdi buna boyayı yayalım. Fırçaya gerek yok. Ayrıca böylesi çok daha hızlı. Sonra da şablonu kaldırıyoruz. Bir daha düşününce aslında fırçayı ufak ayrıntılar için kullanabiliriz. Bak, bir kedi yüzü. Bunun kimin için olduğu zaten belliydi değil mi? Bu delikte çentikler var. Kedilerin hiç hoşuna gitmez bu.
İşte bu kedi kapısı girişi kolaylaştıracak. Ve bu diş fırçaları yardımıyla... Kediler istedikleri şekilde kendilerini kaşıyabilecek. Şimdi hızlı bir tur atalım, ne dersin? Bu çimen şeklindeki halı kedini doğadaymış gibi memnun edecek. Başka ne ekleyebiliriz? Eski bir pizza kutusu. Kutuyu bantla kaplayıp bir merdiven yapabiliriz. Bu merdiven kedilerimizin kendi tuvaletine gidiyor. Bu yeni ve gelişmiş kedi tuvaletine ne dersin? Peki kediler başka neden hoşlanır? Buna ne dersin? Biraz ip alıp ipi bir borunun çevresine doluyoruz. İşte kedinin yeni bir tırmalama direği oldu. Başka? Belki şu güvercini de severler. Hatta daha da iyisi, çekmecenin bir gözünü alıyoruz ve içine yastık koyuyoruz. Yastık ve yeni oyuncaklar. İşte yepyeni yatağımız hazır. Bu da duvara ekleyebileceğimiz bir şey. Artık kedilerimizin kendilerine özel bir televizyonu oldu. Of, burası sıcak oldu. Bilirsin, kediler içecek bir şeyler isteyebilir. O zaman onlara şu çeşmeyi sunalım. Sonuçta bu hayvanlar terleyince kürklerini üstlerinden çıkaramıyorlar. Bazı şeyleri önce kendimiz denememiz daha akıllıca olabilir. Artık su işini hallettiğimize göre eşeleyecek bir şey de isteyebilirler. Bunun için de doğal takılıp onlara kedi çimeni sunuyoruz. Üstelik kedi maması kabı içinde burada bir sürü yer var. Ama biz yine de buzdolabına yaş mama depolamayı unutmayalım. Bayağı bir şeyler toparladık. Şimdi buraya birkaç oyuncak da ilave edelim. Bir anda kendini harikalar diyarında buldu. Aşağıda ne var ki zaten? Şekerlemeler. Bu kase deliği doldurabilir. Burası kedi oyuncakları için ideal bir yer. Ve ufaklıklar oynarken biraz acıktıklarında... İçine mama koyulan bu oyuncak tam onlara göre. Oyuncaklarını böyle döndürdüklerinde mamalarına kavuşuyorlar. Bu sayede biraz hareket etmiş olurlar. Şu yastığı ödünç alabilir miyiz? Şimdi külotlu çorabı alıyor ve kesip biçiyoruz. Ortasında potluk oluşturarak X şeklinde kesiyoruz. Sonra birbirine karşı gelen uçları bağlıyoruz. İşte hem yatağımız hem de salıncağımız hazır. Hadi bir deneyelim. Bu tuşlarsa kedimizi eğitmemizi sağlayacak. Bu sayede bize su, mama, hatta oynamak istediklerini söyleyebilirler. Bu şey merdiven olarak biraz fazla ufak kalmış. Ama altını duvara astığımızda aynı şeyi yine merdiven olarak kullanabiliriz. Bu kocaman kovayı kullanmıyorsun değil mi? Sağ ol. Şimdi bu kovanın altına bir delik açıyoruz. Bize başka ne lazım? Biraz oyuncağı ne dersin? Kedi oyuncaklarının sonu yok. Şimdi onları bir proje için kullanabiliriz. Oyuncakları bu parçaya tutkallıyoruz. Açtığımız deliği hatırlıyorsun, değil mi? Bunu kovanın dibine yerleştiriyoruz. Artık sırada büyük silahlar var. Matkapla delikler açacağız. Ve bunların içinden ip geçireceğiz. İpi dama tahtası şeklinde düzenliyoruz. Kedilerimiz bu şeye bayılacak. Bu arada nerede onlar? Sanırım bu konuda bir şeyler yapmamız lazım. Bu aklıma bir fikir getirdi. Resmin üstüne sıcak tutkal sürüp böyle bastırıyoruz.
Şimdi bunu anahtarlık ve tasma olarak kullanabiliriz. Bunlar etkileşimli oyuncaklar. Bunları da koleksiyonumuza ekleyelim. Kediler seçicidir ama bu oyuncak çok hoşlarına gidecek. Kedi maması mı? Bazı seçimleri kedilere mi bıraksak ne? Aa, içinden oyuncak çıktı. Ona uygun harika bir yerimiz var. Yalnız bu biraz ufak kaldı. Daha büyük düşünmemiz lazım. Hadi daha geniş vazo gibi bir şey bulup içini suyla dolduralım. Bunun içine taşlar ve misketler atıp bir de bitki ekliyoruz. Ve son olarak bu ufak şirin balıkları koyuyoruz. Şöyle etrafa tekrar bir göz gezdirince... Evet, o şişeyi biz alalım. Şişeyi boşaltıp altından kesiyoruz. Alt kısmı alıp dibinin ortasına bu ipi tutkallıyoruz. Şimdi bu ipi iki parçayı tekrar birleştirmek için kullanıyoruz. En üste bir pompon ekleyip kedi mamasıyla dolduruyoruz ve duvara asıyoruz. Bir şeyler yemek ister misiniz? Bu kediler gerçekten çok şanslı. Kediler için bir oyuncak daha. Ama bu lazerli. Hadi bir deneyelim. Ya bu lazer bir farklı ya da bu kızın gözeneklerini bir temizletmesi lazım. Yakalaması zor mu? İşte tam bize gereken şey. O kafandaki nedir? Stres oyuncağı gibi bir şeymiş. Bunu da duvara asalım. Bu kedi çıkartmaları buraya çok yakışacak. Bu resimler ortama tam bir yuva hissi verecek. Biraz daha oyuncak nasıl olur? Kediler yaşamayı biliyor doğrusu. Belki bu masa örtüsünü daha iyi değerlendirebiliriz. Bu da yeni kedi oyun alanımız için perde oluyor. İşte burası bütün oyuncu kedilerin mekanı artık. Burası da kestirmek için harika bir yer olmamış mı? Ama yapacak daha bir sürü eğlenceli şey var. Hadi biraz ot ye. Ayrıca pofuduk oyuncakların üstünde takılıp keyif çatabilirsin. Görünüşe bakılırsa biri daha oynamaya hazır. Ya da sadece şöyle gerinsen mi acaba? Hepsi ayrı ayrı harika oldu. Üstelik daha keşfedecek çok şey var. Tırmalama direği varken kimin merdivene ihtiyacı var ki? Şöyle gevşeyip televizyon izledikten sonra bir şeyler içmeye ne dersin? Aa, olamaz. Kedileri buldu. İşte ilk bakışta aşk diye ben buna derim.